Mart Dünya Kadınlar Günü programı kapsamında Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen Türk'ün Kadına Verdiği Güç Mor Cepken panelimize hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bizler geçmişten bugüne kültürümüzün en önemli parçalarından birisi olan Mor Cepken şöleniyle karşınızda olmaktan gerçekten de son derece memnunuz, mutluyuz. İnsan olmak zor. Hele coğrafyanız bizim gibi doğu bir coğrafyası ise insan olmanın yanı sıra kadın olmak da zor. Bugün evet 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle sizlerin huzurunuzdayız. Ancak Türk kültürünün, Türk insanının kadına ve erkeğe yaratılıştan gelen belli başlı özellikleri doğrultusunda adil ve adaletli bir şekilde verdiği değeri, geçmişten devraldığımız bu değeri devam ettirmemiz gerektiğine şahsen kendi adıma inanıyor ve bunun için de Türk Kadın Akademisyenler Birliği olarak elimizden gelen her türlü faaliyeti yapacağımızı da burada ifade etmek istiyorum. Bugün çok önemli bir sebep için yine bir araya geldik ve toplandık. Özellikle geldiğimiz süreçte kadının toplumdaki yerinin bu kadar çok tartışıldığı bir süreçte, şiddetin bu kadar ön planda olduğu bir süreçte bu paneli ve bunun gibi etkinlikleri düzenlemek aslında bizlerin biraz da bu konuda bilgi sahibi olmasıyla başladı. Bu ne demek? Çünkü Bodrum'da ben seçildiğimden beri Bodrum'da Kadın Dayanışma Derneği ve Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin çalışmaları sayesinde bizler aslına bakarsanız belki de Türkiye'nin en batısında en medeni diye düşündüğümüz Bodrum'da aslında kadınlarla ilgili, toplumsal cinsiyet eşitliğiyle ilgili veya çocuk istismarıyla ilgili veya bunun gibi toplumsal sosyal sorunların çok daha fazla olduğunu gördük ve anladık ve bunun üzerine konuyu hisselleştirerek çalışmaya başladık. Hiçbir şeyi mış gibi yapmıyoruz biz Bodrum'da. Sağ olsunlar. Kadın Dayanışma Derneğimizin, Kent Konseyi Kadın Meclisimizin ve aynı zamanda tabii belediyemizin içerisindeki başkan yardımcısından bütün toplumsal cinsiyet eşitliği biriminde çalışan arkadaşlarımıza kadar herkes buraya çok önemli bir enerji veriyor ve güç veriyor. Buna ben çok büyük bir saygı duyuyorum. Kadın hakları aslında insan hakları noktasında ele alınmak durumunda. Yani kadın hakları, çocuk hakları değil, biz insan hakları noktasında ki artık son dönemde doğanın da ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı tabii ki. Zaten çıktı derken yani tekrar önemi anlaşıldı diyelim. Bütüncül yaşam hakkı diye belki de değerlendirmek lazım. Yani sokaktaki hayvandan, dağdaki deli zeytinden, denizdeki balıktan ya da işte insandan, erkeği, kadını, çocuğu, yaşlısı, engellisi, dezavantajlı ekibi, gelir durumu düşük olan, yüksek olan, toplumsal katmanlar. Yani bunun hepsini aslında bir değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Her türlü eşitsizliği önlemek ve her bir bireyin kente katılımını sağlamak Bodrum Belediyesi'nin hayata geçirdiğini ilan edeceğimiz günlerdeyiz. Ama buradan bizi izleyenlere ve dinleyenlere de şunu söylemek istiyorum. Türk Kadın Akademisyenler Birliği olarak biz başta aile, kadın ve çocuk olmak üzere bundan sonraki çalışmalarımızda elimizden geldiğince çözüm odaklı olarak etkinlikler düzenlemeyi ve Türkiye'nin önünü açacak raporlar sunmayı hedefimiz olarak koyduk. Çok kalabalık giyiniyor gibi görünüyor ama aslında giydiği her şeyin, taktığı her takının bir anlamı var yörük kadınının. Cepkenin de bir anlamı var. Bir kere baş süslemelerinde doğa ve evren tasavvurlarını kullanıyor. Çünkü Türklerde baş her zaman gökle, gökyüzüyle, evrenle, kozmolojiyle özdeşleştirildiği için yine baş takıları da doğayla ve kozmolojiyle özdeşleştiriliyor. Gökyüzü ve maviyle özdeşleştirildiği için. Gök rengi, mavi rengi kutsal. Dolayısıyla mor renk, mavi rengin bir tonu olduğu için Türklerde mor renk yine kutsal. Atamız diyor ki dünyada her şey mimarı kadındır diyor. Böyle bir cümlesi de var. Evet baktığınız zaman yani
çocuğu dünyaya getiren, çocuğu büyüten, çocuğu eğiten, evet erkek de belki evin direği olarak kadının katkıları vardır belki ama şöyle derinle mesela düşündüğü zaman kadın olmadan toplum olmuyor. Ben bu vesileyle dünya kadın emekçilerinin gününü, Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum, kutluyorum. İnşallah kadınların bütün dünya ülkelerinde eşit ve haklarını en iyi şekilde koruyacak bir dünyaya kavuşuruz. Bazı ülkelerinde demokratik, bazı ülkeler daha az demokratik. Mesela ama dünyada ideal bir dünya maalesef henüz oluşturulamadı. Bütün kadınlar baş tacı. Hepinizi tekrardan saygıyla selamlıyorum. Bakın bizim tarihimizde kadın ve erkeğin yan yana olması böyle bir ihtiyacı ortaya çıkarmamıştır. Yani kadına hasredilen bir gün olmamıştır. Niye? Ayser hocamızın da ifade ettiği gibi biz aslında kadın ve erkeği toplumun iki değerli bireyi olarak görüp haklarını ona göre vermişiz. Kadınların da aktif olarak oldukça aktif olarak yer aldığı cemiyetlerin çoğu milli mücadelenin aslında altyapısını gerçekleştirecekler. Ve Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşları Anadolu'ya geçtiklerinde bu aslında oluşmuş olan ruhla birleşik tabiri caizse topyekun mücadeleyi başlatacaklar. Ve işgallere karşı seslerini duyuracaklar tabiri caizse. Bu müdafaa hukuk cemiyetlerinin içerisinde kadınların organize etmiş olduğu askeri yardım kampanyaları var mesela. Ve topyekun mücadelenin önemli ayaklarından birini oluşturacaklar. Babanın onayı kadar evlilikte annenin onayı da kıymetli. Çünkü çocuğu ikisi birden yetiştiriyor. Bunu ifade etmem lazım. Yine erkekler eşlerine körpülüm diye sesleniyor. Yani güzelim. Yani hep güzel kelimelerle anıyorlar eşlerini. Ve bu sevgi, saygı, güven birebir devletin en üst kademesine de yansıyor burada gördüğünüz gibi. Çünkü siz o dönemlerde eski çağ toplumlarında, Roma'da veya işte İran'da, Çin'de baksanız kadının konumuna, bir hükümdar eşinin konumuna asla bu manzarayı göremezsiniz. Bakmak lazım. Neden? Çünkü günümüzde kadınların haklarının gündeme gelmesi ya da feminist bakış açılarının ortaya çıkması aslında bunların hepsinin temelini biz Orta Çağ'da Avrupa'da atıldığını görüyoruz. Çok ilginç bir şekilde. Genelde çünkü Orta Çağ'da Avrupa karanlık bir çağ olarak adlandırılır. Ama karanlık kelimesini de tabii parantez açıp belirtmek gerekir. Karanlık kime ve neye göre gibi. Ama kadın açısından bakıldığında gerçekten bu kavramın yerli yerince olduğunu görmekteyiz. Gerek kadınların görmüş olduğu işkencelerden, gerekse o dönemdeki kadına bakış açısından. Ben sabah da söyledim, şöyle bir yörüklere baksaydık, mor ceketli kadınlara baksaydık, oradaki haklara baksaydık, oradaki onların verilen mal varlığına baksaydık, belki biz bu medeni kanundaki revizyonlara çok daha düzgün yapardık diyorum şimdi baktıkça. Şimdi Türkiye tabii ki kadına Cumhuriyet döneminde büyük önderlikler, güzellikler, hediyeler, bir kere seçme seçilme hakkını ona veriyor ve bunu belki de kazanan ilk toplumlardan biriyiz. Bizim kucağımıza sunulan bir hak olarak veriliyor bu ama bunu da Türk kadını zaten Kuvayi Milliye'de ki gücüyle zaten hak etmiş, çoktan hak etmiş, çoktan bunun önüne geçmiştir. Hem de birlikte var olan hocalarımızla birlikte bizimle bu güzel programı düzenlediğiniz için sizlere tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.